biliyorsunuz. Piramitlerin üzerine yapılan erkek figürlerinin biridir aynısı hala bu ülkelerde yaşıyor. Sokakta görebiliyorsunuz bunu. Yaklaşık 7 ay bu şekilde gezince ana sponsorum Kolombiya yönetimdi. Biz sana sponsor olmak istiyoruz dedi ve artık yapmak istediğin geziler benim için daha kolaylaştı. Çünkü tüm maddi ihtiyacımı onlardan karşılayabiliyordum ama bu benim geri şeklimi değiştirmedi. Sonrasında El Salvador'da kaldığım bir ev mesela. Bir hafta burada kaldım. Yolda onlarca insanla tanıştım. Şeyi soracaktım ben. Doğan üstünde bir kadar kaldıktan sonra İstanbul'a geldi ne dedin? Şimdi Amazon gezinden sonra mikrofon duydum. Yaka mikrofon çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışıyordu bir ara. Amazon gezinden sonra ben Los Angeles'a gittim. Bir iki hafta dinlenip hem almam gereken ekipmanlar vardı. Şimdi Amazon'un birçok bölgesinde kafe bile bulamıyorsunuz. Gidip bir kahve için işimi yapayım diyemiyorsunuz. Onu çok özlemiştim. Los Angeles'a ilk gittim, o hayat varmış değil mi ama bir hafta sonra yok dedim ya, ben burada sıkılmaya başladım. Daha sonra gezime devam ettim. Bir buçuk yıl daha gezdim. Yok, bir yıl daha gezdim Los Angeles'tan sonra. Şimdi İstanbul'a geldim. Yapmam gereken çok iş var. İkinci kitabı çıkardım. İşte imza günlerine gidiyorum, böyle söyleşilere katılmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Daha o dediğiniz şeye, moda giremedim ben. Sürekli bir yerlerde, yarın Van'a gidiyorum, oradan Ankara'ya geçeceğim. Önümüzdeki hafta içi yine elimden geldiğince bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Yani şu an şikayetçi değilim halimde ama zaten kendime koyduğum şey şu. Yaklaşık 3 ay buralarda kalmak, bu işleri halletmek, hem dinlenmek, yeni yılla beraber yeni gezilere başlamak. Güzel bir yer. Van'a gitmişken Ulu Pamir Kırgızlarına uğrayıp... Orada da var, evet. Bir dönem sizin gezdiğiniz coğrafyadan geldiler 80'lerde. Şu anda orada bir köydeler, Ulu Pamir Kırgızları diye. Aynı çadırları var onların orada. Evet, bana gönderdiler, yani orada takipçi tarifeden varmış. 1980'lerin başında geldiler. Bence gitmişken devamlı tabii, bir hikayesi. Tabii tabii, aklımda. Size sormak istediğim birkaç soru var da, yani gelirken telefona yazmıştım. Tamam, çok güzel. Hazırladım. Bunu kaydedin. Aynen. Zaten son yarım saatte falan haberim oldu. Yani Instagram'dan. Sosyoloji kulübünü takip edin hocam. Muhtemelen okuldan değil arkadaşım. Aynen, ben İstanbul Üniversitesi'nden değilim. Ben yine takip edin. Herkes takip etsin arkadaşlar. Dinliyorum. Şöyle söyleyeyim, şu vize olayı kafama çok takıldı. Yani şimdi en basitinden bir Schengen vizesi almak bile nereden baksanız 2-3 hafta sürüyor. Sizin vizelerdeki detayları merak ediyorum. Şimdi Latin Amerika'daki neredeyse bütün ülkeler Türkiye'den vize istemiyor. Guyana istiyor, Surinam istiyor. Onları da kolaylıkla alabiliyorsunuz. Mesela orada Latin Amerika'daki bütün ülkelere gittim. Fransız Guyana'sına gitmedim. Schengen vizesi istiyor çünkü. Fransa'nın yönetimi altındaydı. Yani vize prosedürü neyse ben onu uyguluyorum. İran'a indim. Afganistan vizesini alacaktım. Afganistan biz vize vermiyoruz dedi sana. Çünkü yurt dışındayken vize almak istiyorsa ülkene dönüp oradan al diyebiliyorlar genelde. Orada Türk konsolosluğu sağ olsun beni biliyormuş biraz. O destek oldu. Öyle aldım Afgan vizesini. Bu onun haricindeki tüm vizelerde prosedür neyse onu yaptım. Ekstra hiçbir şey yok. Peki beklemeniz gereken sürelerde hani uzun süreler oldu? Yani bazen birkaç gün beklemek gerekiyor ama zaten zaman problemim olmadığı için gezilerimde o benim için hiç problem olmadı. İkinci soruya geçeyim. Bütün bu gezilerinizde yani her şeyi ağzınıza bırakarak söyleyebileceğiniz tek bir şey var mı? Yani iyi ki yapmışım diyorum. Yani kırılma noktası şu, 2010'da benim işimden istifa edip daha doğrusu Tayvan'a gittim, Hong Kong'u gördüm. Çat pat İngilizcem de anladım ki yabancı ülke gezilebiliyor. Çok da para harcamıyorsun. Şu an Antalya'ya gidip yapacağım bir hafta tatil parasıyla
Avrupa'daki ülkeleri bile gezebilirsin. Ya da Balkanlardaki ülkeleri gezebilirsin. Bunu gezerken tecrübe ettim daha ilk çıkmamda. Ondan sonra buradaki her şey değişti. Ve o Türkiye'ye dönüp ofiste çalışamayacağımı anladım. Yani en büyük kırılma noktası işimden istifa etmedim. Çünkü proje satış sorumlusuyum. Hani Türkiye şartlarında iyi diyebileceğim bir işim vardı. Belki çoğunuz bırakmazdınız o işi. Ama ben 28 yaşındayken bıraktım her şeyi sildim. İyi ki yapmışım diyorum. Peki istifa ederken ya da sonrasında hiç umutsuzluğa düştünüz mü? Yani yapamam diye düşündünüz mü? Şimdi Kolombiya hani 6. ayda sponsor oldu bana dedim ya, benim o zaman cebimde para 2000 liranın altındaydı. Ve ben 3 yıl dünyayı gezeceğim, 1 günlük projemi yapacağım diyordum. Eğer o ay sponsoru bulamasaydım, gezerken çalışmaya başlayacaktım. Çünkü öyle yöntemler var. İstediğim bir yöntem değildi ama o 1 günü yine yapacaktım. Son soruya geçeyim. Tamam. Ülkeleri gezerken şu ülkede ölsem ne olur diye düşündünüz mü hiç? Şu ülkede ölsem değil de ben Meksika'daki Tarahumara yerlerinin yanına giderken oralar turistik bölge olmadığı için otobüs yok, otostopla gidiyordu. Yanlışlıkla uyuşturucu kartellerinin arabasına otostop çekti. Onlar da durdu yani. Üstler çıktı pick-up. Yüzlerin maskeli 7-8 tane de yerlerinde kalaşnikoflar var. Öndeki adam camı açtı. Elindeki silahla yanında Alman bir gezin arkadaş var. Amigo siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Otostop çekiyoruz dedi. Ama siz burada ne yapıyorsunuz? Ne işiniz var dedi. Çünkü orası turistik bir yer değil. Yan taraf uçurum. Adam bizi vursa gitse kimsenin haberi olmaz. Ya, o gibi durumlarda aklıma gelen şey şu oluyor. Haber ağırlığı nasıl gidecek? Yani onu ben de bilmiyorum işte. Haber ağırlığı nasıl gidecek? Afganistan gezisinde Taliban tarafından kaçırılmış 2-3 kişinin evinde kaldım. Onların bütün hikayelerini dinledim. Adamların Taliban'dan istediği tek şey cenazemizi ailemize gönderin diyorlarmış. Çünkü dağda öldürüp orada bırakıyorlar. Aileleri bekliyor ki kesin bir yerden çıkıp gelecek. Adam ölmüş gitmiş. Hani onun gibi durumları çok yaşadım. Meksika'dan Guatemala'ya geçerken otobüsü gangsterler durdurdu gece. Tekme tokat 4 kişi aşağı indirdiler. Biri de yanındaki oturan kişiydi. Ve o adamı vurdular. O adam geri gelmedi. Orada da yine aynı. Acaba haber aile nasıl gidecek diyoruz. Yani ben şeyin korkum yok. Ölümden korkum olsa bu gezileri bu şekilde yapmazdım. Ama tek düşündüğüm şey işte haber aileye nasıl gidecek. Yani ölüm korkusu yüzünden vazgeçilir bir şey olmadı. Yok, hiç olmadı. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba, hoş geldiniz Zekan. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani sizdeki hayatta gezi yaparken çalıştığınız diğer gezgilerdeki fark ettiğiniz veya gördüğünüz ortak nokta neydi? Bu hayat bakışı, dünya görüşü anlamında. Bunu öğrenmek istedim. Çünkü yani bir insan bu geziye veya böyle şeyi ters şeyler nelerdir? Sizde ve diğer gezilen diye gördüm. Bunu çok merak ediyorum. Bir de şunu söyleyebilir misiniz? Hani bazı paylaşımlarınızda şey var. Mesela bir yıl boyunca dünya gezmek için kendi zaman ayıran bazı işte Avrupa'da gençler falan var. Buradan bizlere veya gençlere göreceğiniz yani böyle bir şeyi sizlere katabilir. Hayat görüşü anlamında, kişisel anlamda insanı nasıl geliştirdiğini önerir misiniz? Böyle sizin gibi belki bir gün değil ama birkaç ay önce bile olsun farklı kültürler görmeyi. Ne kadar önemli sizin için? Bu işe ne kadar bunu söyleyebilirim. Şimdi gezerken bir tane sırt çantam vardı, onunla geziyorum. Genelde yanında bir tane palto oluyor ya da en fazla iki tane oluyor. Bir gün boyunca iki tane palto ile ben geziyorum. Yani yırtılıyor, başka bir tanesini oluyor. Gardırobun yok. Her şey o yanındaki çanta. Bununla yaşamayı öğreniyorsun. Zor şartlara alışıyorsun. Bir gün boyunca ben her 4 günde bir yer değiştirmişim. 240 farklı noktada kalmışım. Yani şu an X bir ülkesine gitsem hiçbir zorluk çekmem. Sanki oraya daha önce gitmiş gibi görürüm kendimi. Yolda gezerken tabii bir sürü kişiyle tanışıyorsun. Hepsinden bir şeyler öğreniyorsun. İşte Amazon'daki yerleri söylediğimizi açsak hepimiz açız. Yemek orada duruyor. Herkes için duruyor. Alman gezgin Rainer'dan işte parayla alamayacağı şeyleri sıraladım. Hani elbette ki para lazım, parasız olmuyor. Zaten gezmeye düşünenlere de şunu diyorum. Cebinizde aylık 500-600 dolarınız olsun.
öyle gezmeye başladım. Para olmak zorunda. Ama şu da var, ben yolda hem Türk hem yabancı gezginlerden çok fazlasıyla tanıştım. İşlerinden bazıları uzun geziye çıkmış, paraları var, zamanları var ama 6. ayda diyor ki ben dönmek istiyorum diyor, aradığımı bulamadım diyor. Benim projelerim olmasaydı muhtemelen 1. yılın sonunda ben de dönerdim. Çünkü bir yerden sonra böyle sürekli gezmek, sabah 9, akşam 6 çalışmak gibi oluyor. Çok sıradanlaşıyor sizin için. Ama benim bu yaptığım fotoğraf projeleri ya da işte yerleri ziyaret etme aşkı hep biraz daha gez, oraya da gideyim, burayı da göreyim, öyle diye diye bir günü tamamlayabildim. O projelerim olmasaydı her gün, bin gün boyunca sosyal medya içerik ürettim. Elimden geldiği de kaliteli içerik üretmeye çalıştım. Onlar olmasaydı da bu kadar gezemezdim. Çünkü bir yerden sonra çok rutine bağlıyorsunuz. Bir yıldan sonrasını ben çok düşünemiyorum.